bütün Samsunlu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. AFAD Başkanlığımızın turuncu uyarısıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün vermiş olduğu hava tahmin raporlarına göre dün akşamdan itibaren başta AFAD, Büyükşehir, Karayolları, Devlet Su İşleri, Kaymakamlıklarımız, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız teyakkuz halinde. Sahada ekiplerimiz, şu anda yollarımız trafiğe açık. Ufak tefek dolgu malzemelerin heyelan nedeniyle gelenler var. Onları büyükşehir ekiplerimiz, devlet su işleri, karayollar ekiplerimiz temizlik çalışmalarına başladılar. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken bu yağışın yarın sabaha kadar devam edeceğini özellikle uyarmak istiyorum. Herkesin teyakkuz halinde olmasını diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Temennimiz can kaybımız yok. Geçmiş olsun diyorum. Efendim akşamda bir maç var, onun ertelenmesi gibi bir durum yok. Yok, şu anda sahada ekiplerimiz. Normal hayata zaten dönüyoruz, sıkıntı yok. Yağmur yağışını işte sabaha kadar yine teyakkuzdayız. Bütün ekiplerimiz sahada. İnşallah en az hasarlı atlatacağız bu sel afetini. Teşekkür ediyorum. Efendim sizden de... Evet arkadaşlar, Sayın Valimizin ifade ettiği gibi turuncu uyarıyla beraber sabahları saat 4 civarında başlayan yoğun bir yağış aldık özellikle. Canik bölgesi başta olmak üzere ilk adım Atakum ve diğer yine doğu ilçelerimiz saat yaklaşık 9-9.30'lara kadar devam etti. Kısa sürede 100 kilogramın üzerinde 1 metrekareye yağış aldık. Dolayısıyla büyük bir gördüğünüz gibi yukarıda şelale gibi çok yerlerde sular aktı. Bu subatlar geldi. Bir kısım heyelanlar oldu. Ama hem kısa sürede Sayın Valimizin ifade ettiği gibi tüm ekipler, karayolları, DSİ'si, ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediye'miz, AFAD, herkes üzerine düşeni yapıyor. İşbirliği halinde sıkı bir denetimle, koordineli bir çalışmayla hemen hemen normal hayata döndük şu anda. Dolayısıyla can kaybımız yok. Efendim büyük bir bizim için önemli. Tüm halkımıza, Samsun'umuza geçmiş olsun. Bu sene 4. afet yaklaşık 3 ay içerisinde. Dolayısıyla iklim değişti. Kısa sürede çok yoğun yağış almaya bölgemiz devam ediyor. Biz de bununla ilgili tedbirlerimizi elimizden geldikçe artırmaya devam ediyoruz. 40 kiloydu herhalde bundan önceki yağış metrekare. Şu an bu bayağı bir yüksek. 50 kilogram civarındaydı. Bu 100 kilogramın üzerinde. Yani geçen sefer gelenin 2 katı. Yağmur kısa zaman dilimi içerisinde. Topraklar zaten biliyorsun denizden geldi bir de. Yoksa yukarıdan gelseydi bu kadar da şey olmazdı muhtemelen. Birdenbire şehrin üzerine, özellikle bu bizim dik Samsun biliyorsunuz, üst kısmı yamaç, hemen sahile paralel bir Atatürk bulvarımız var. Bütün yağışlar dolayısıyla büyük bulvarımıza iniyor. Oralarda da bir anda o kısa süreli de olsa ciddi anlamda bir yağmur göllenmesi oluyor. Ama yağmur durduktan sonra yarım saat, bir saat içerisinde bütün sular çekiliyor. Şu anda tertemiz akşama kadar, ikindiye kadar Samsun'u halletmiş olacağız. Güçlü ekiplerimizle sahadayız. Sayın Valimizin yönetiminde hep birlikte elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. İnşallah kısa bir zaman zaten normal hayata döndü. Şu anda ana arterle trafiğe tamamen açıldı. Temizlik çalışmaları, işte heyelanlı yerlerde de onları tamiratları, bakımları devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.